Merhaba, Investaz'a yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Piyasalara baktığımızda Euro-Dolar paritesinde yükseliş dün de devam etti. Dünkü yükselişteki en büyük etken Fed'in faiz kararı oldu. Piyasaların beklediği gibi Fed faizde herhangi bir değişiklik yapmadı ve bunun sebebi olarak da enflasyonda henüz istenilen seviyede olunmadığı belirtildi. Yükselişlerin devam etme durumu söz konusu olursa dikkat edilebilecek seviye ilk etapta karşılaşacağımız 1.1780 direnç noktası olarak, devamında ise 1.1850 seviyelerine kadar yükselişler görebiliriz. Doların küresel piyasada zayıflaması geri çekilmeleri biraz daha Euro-Dolar paritesi için biraz daha sınırlı tutabilir. Buradaki geri çekilmelerde bizim takip edebileceğimiz seviye ilk etapta 1.1720, daha altında bir fiyatlama görürsek de 1.1620 seviyeleri Euro-Dolar için destek noktalarını oluşturabilir. Kur tarafına bakacak olursak Dolar-Türk lirasında da geri çekilmenin olduğunu gördük. Dediğimiz gibi Fed'in faiz kararı burada etkili oldu. Faizde herhangi bir değişiklik olmadı. Yine aynı şekilde enflasyonla ilgili gelen açıklamalar doların küresel piyasada zayıflamasına neden oldu. Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Kur için ekstra olarak bugün ekstra önemli bir gün. Yurt içi piyasalarda faiz kararı var Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın. Yine piyasada çoğunluk beklenti herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Eğer bir değişiklik olursa bu sürpriz olarak adlandırılabilir. Faizde bir arttırımdan ziyade bir azaltım olabilir mi? Belki koridorda. Bugün saat 2'de açıklanacak. Kurda yine volatiliteyi yükseltebilecek en önemli veri. Geri çekilmelerin devam etme durumunda 1.53 seviyeleri civarında fiyatlanıyor. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda karşılaşabileceğimiz destek noktaları ilk etapta 1.352 40 seviyesi, daha altında bir fiyatlama görürsek de 3.51-80 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz. Yükselişlerde ise 3.54 ve 3.55 seviyeleri direnç oluşturabilecek noktalar, ama burada yükselişler biraz daha sınırlı kalabilir kurda. Altın tarafına bakacak olursak altında da yükselişin sert olduğunu görüyoruz. Yine FED etkisi, FOMC toplantısı sonrası altında da yükselişlerin sert olduğunu görüyoruz. Altında kritik olan nokta 1.250 seviyesi üzerinde fiyatlama devam ediyor. Bunun altına sarkma durumu söz konusu olursa belki bir parça satış gelebilir, ama fiyatlama 1.250 seviyesinin üzerinde olmaya devam etmesi yükselişi destekleyecek gibi görünüyor. Karşılaşacağımız direnç noktaları ilk etapta 1.264, devamında ise 1.270. Geri çekilmelerde destek alabileceği en önemli nokta 1.250, daha üzerinde de 1.258 seviyesi mevcut. Investaz'a yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.